Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Fussilet suresi 14. ayet-i kerime. 13. ayet-i kerimede allah Teala Ad ve Semud kavminin yıkılışıyla yıkılmaları konusunda bir uyarı yapmasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan istedi. Eğer yüz çevirirlerse onlar ki yüz çevirdiler ve bu uyarıyı aldılar. Ve Allahu Teala onlara yani Ad ve Semud kabile neler yapıldığını da durumlarını da bize anlatıyor şimdi. Ayet 14 ile bu konu devam edecek. İzca onlara geldi. Er rusul, rusuller, peygamberler geldi. Bin beyn eydihim ve min halfihim. Önlerinden ve arkalarından peygamberler, rasuller onlara geldi. Ne dedi peygamberler ve rasuller? Ella te'abudu illallah. Ancak yalnız Allah'a kulluk yapın diye çağrıda bulundu peygamberler. Kalu dediler ki onlar Lev şa'a eğer Rabbimiz dileseydi la enzele melaike bize melekler gönderirdi. Meleklerden elçilerimiz olurdu. Fe inna bima ursiltum bihi kafirun biz bizi uyardığınız bu konulara şu bize gelen bu elçiliğe risalelere mesajlara kafiriz dediler. Onları kabul etmiyoruz. Onlara kapalıyız, örtüyüz, onu dinlemeyeceğiz dediler. Peygamberler geldi diyor Allahu Teala. Ad kavmine Hud aleyhisselam, Semud kavmine ise Salih aleyhisselam gelmişti. Ama Allahu Teala daha çoğu bir ifade kullandı. Bütün peygamberleri reddetmek noktasındaydı tavırları. Yani aslında bir peygamberin reddi bütün peygamberlerin yok kabul edilmesi demektir. Çünkü risalet Allahu Teala'nın hayata müdahalesi, hayata karışması demektir. Yani ben sizden şöyle bir hayat yaşamanızı istiyorum. Kulluğunuz böyle olsun, ilişkileriniz böyle olsun, hayvanlara, mahlukata, bitkilere böyle davranın. Günü ve geceyi bu şekilde geçirin. Maddeniz, mananız böyle olsun diye Allahu Teala elçiler gönderir ve elçiliğin temel konusu Allah'a kulluktur. Ama onlar bir peygamberi reddederken aslında Allahu Teala'nın tüm gönderilerini reddetmiş oldular, kabul etmediler. Oysa Allahu Teala yıllarca, defalarca peygamberler göndermişti onlara. Yani Nuh peygamber ile başlayan peygamber gönderme işi Adem atamız Şiit ve İdris elbet İslam'ın yeryüzündeki ilk dönemlerinde ümmetin tek olduğu dönemde gelen elçilerimiz, nebilerimiz. Ama daha sonra insanlar Allah yolundan azıp çıkıp gittiklerinde Rabbimiz onları yola çağıran peygamberler gönderdi, Resuller de gönderdi nebilerle birlikte ve hepsi çağırdılar hak yola doğru yola İslam yoluna çağırdılar ve fakat onlar körleştiler istemediler min beyni eydihim ve min halfihim önce böyle anlamamız mümkün yani önlerinden ve arkalarından geldi peygamberler onlara e, tarih boyunca sürekli Allahu Teala hatta bazı kavimlere e, birkaç peygamber üst üste geldi Yasin Suresinin ikinci sayfası belki Buna da bir termihtir. Ama onun dışında Musa ve Harun aleyhisselamların bir arada geldiklerini de biliyoruz. Bunun dışında Medyen'e ve Eyke'ye iki ayrı şehre tek başına giden Şuayb aleyhisselam da var. Ama çağlar boyu Allahu Teala peygamberler gönderdi. Etrafları kendi yerleşkelerinin dışındaki bölgelerde de peygamber çağrılarını bunlar duyuyorlar, haberdardılar. Önlerinden ve arkalarından yani zaman olarak da Ön arka diyeceğiz. Geçmişlerinde ve geleceklerinde peygamberler oldu ve olacak. Mekan olarak da kendi şehirlerine ve diğer şehirlere, bölgelere gelen peygamberler oldu ve olacak diye anlayabiliriz de. Ya da önden arkadan gelmek. Onlara peygamberleri her yönden geldi. Her şekilde geldi. Her yöntemi kullandı. Nuh suresi bu konuda okunabilir. Nuh aleyhisselam kavmine diyor ki, Ya Rabbi ben onları gece gündüz uyardım. Tek başınayken onları yakaladım çok otururlarken bir aradayken de onlara vardım söyledim. Gizli gizli, içli içli söyledim ama bağıra çağıra, ilan ede ede herkesin duyacağı şekilde pazar yerlerinde, kamu ortamlarında da söyledim. Bütün metotları denedim, her yöntemle onlara vardım, söyledim, ha söyledim. Demektir bu. Önlerinden ve arkalarından geliş bütün yöntemlerle onlara ulaşma çabası. Buldukları her ortamı her yöntemi denedi peygamberler ki adam olurlar mı diye. Ya da e, peygamberler geçmişi anlatarak onları uyardı. Bak size ne belkilerin hayatlarını bir görün. Neydiler, ne oldular, nasıl musibetler başlarına geldi ki şu anda Aad ve Semud'a anlatılan belki bu. Öte yandan e, geleceği de anlattı peygamberler. Bak ya hesap günü var, ahiret var, cennet var, cehennem var diye önlerinden, arkalarından misaller vererek anlattı dedeler ve torunlarıyla birlikte bu dini duydular, öğrendiler ama reddettiler, kabul etmediler. Peygamber çağrısına kulaklarını tıkadılar. Oysa peygamberler onları niye çağırıyordu? Bu peygamber Muhammed Aleyhisselam niye çağırıyordu? Bugün Allahu Teala'nın kitabı ve Peygamber Aleyhisselatü aleyhisselam sünneti temelde bizi niye çağırıyor? Kulluğa değil mi? Yani ella ta'budu illallah. Yalnız ve yalnız Allah'a kulluk yapın. İbadet, kulluk bütün hayat demektir. Yani benim oturup kalkmam, yemem, içmem, uyumam, uyanmam, gezmem, tozmam, tek başınalığım ama birileriyle birlikteleyim, düğünüm, derneğim, boşanmam, ölümüm, mirasım, her şeyim ama her şeyim kulluk demektir. Allahu Teala'nın müdahale etmediği bir alan söz konusu olamaz. Yani Allah gecelere karışır, gündüzlere karışmaz. Allah göklere karışır, yerlere karışmaz denemez. Kulluk bütün hayat demektir. Ve yalnız Allah'a kulluk yapmaya ediliyor. Başkasını bırakın. Yapmanız gereken şey budur. Kendinize tapmayı bırakın. Ürettiğiniz putlara tapmayı bırakın. Allah'ın dışında asla Allahu Teala'ya ait olan varlıklara görünür. Gezegenler, yıldızlar, güneş, ay. Ama görünmez melekler, cinler. Bunlara tapmayın. Sayısal gücünüze tapmayın. Liderlerinizin peşinden koşmayın. İnsanları büyütmeyin. Hele kendinizi, heva hevesinizi Tanrı yerine koymayın. Sadece Allah'a kul olun, ibadetiniz ona olsun diye peygamberler onları çağırdı. Bütün kitabın ana konusu budur. Bütün sureler bunu anlatmaktadır. Peygamber Aleyhisselatü tüm hadis-i şerifleri, sünneti konu olarak bunu söylemektedir. Ella ta'budu illallah. Dolayısıyla kitaba, Kur'an'a kul olmak niyetiyle yaklaşmazsak, hadis-i şeriflere kul olma niyetiyle yaklaşmazsak, zihnimizde bir anlam da ortaya çıkmayacaktır. Başka bir bilgi okur gibi okur geçer gideriz. Galu ne dediler? Cevapları ne oldu? Onlar dediler ki: "Lev rabbuna la enzele Eğer Allah dileseydi, Rabbimiz dileseydi bize melek gönderirdi peygamberi. Bir Rab kavramını biliyorlar. Rabbimiz diyorlar. Yani göklerde olan, rüzgar estiren, yağmur yağdıran, görevi böyle olan yüce bir tanrıyı kabul ediyorlar ilk başlatıcı bir gücü kabul ediyorlar. Yani kainat motorunu çalıştıran, düğmeye basan, varlığı hareketlendiren ve zaman zaman işte bir takım işler gören bir tanrı, haşa. Böyle bir kabulleri var. Eğer o, o bir peygamber gönderecek bile olsaydı diyorlar melek gönderlerdi, gönderirdi. Bizim gibi bir insan bile, bir kral bile bir yere bir elçi göndereceğinde içimizden en seçkin kimseyi gönderiyoruz. En güzel elbiseler, kıyafetlerle onu giydiriyor. Çünkü gideceği yer falan devlettir. O devlete bu devletin görkemini e, anlatacak bir tarzı olacak filan gibi bir argümanla yola çıktılar. Allahu Teala da eğer e, bir elçi gönderecekse ona yakışan melekten bir elçi göndermesiydi. Yani gel, gel geldiğinde korkmalıydık, ürkmeliydik, hayran olmalıydık, e, dilediğini yapabilen birisi olmalı. Bizi tüketmeliydi, bizi diz üstüne çöktürmeliydi, hayran bırakıp gitmeliydi böyle bir melek olmalıydı. Öyle senin gibi üstü başı perişan, gariban, sağda solda kölelerle oturup kakan, yemek yiyen, acılar çeken, ağlayan, gücü olmayan bizim tarafımızdan rahatlıkla dövülebilen, sövülebilen, hakarete uğrayabilen. böyle birisi nasıl peygamber olacak? Melekse öyle olmaz. Hayran bırakır ya da korkutur. Biz böyle bir şey istiyoruz. Biz VIP'lere VIP peygamber bir yüce olsun ki uygulayamayalım. Peygamber dese ki melek olarak geldiğinde şöyle yapacaksınız. O ey peygamber sen oruç tutmayı hiç denedin mi? Sen acıkmazsın, miden yok, kalbin yok ki sevmeyi bilmezsin, şehvetin yok ki arzulamazsın deyip onu da diskalifiye edecekler. Yani onu da uygulanamaz kılacaklardı. Galiba böyle şeyler de söyleyebiliriz. Melekler, melek talebi buydu. Hani bir tabir vardır ya topu taca atmanın başka bir yöntemiydi bu. Onu da dinlemeyeceklerdi de hani sizi seni dinlemiyoruz demenin başka bir tarzıydı bu. Fe inna bima ursiltum bihi kafirun. Biz bize gönderilen iletilere kafiriz dediler. Kulağımız tıkalı. 5. ayette söylendiği gibi kalplerimizde ağırlık var, kulaklarımızda başka şeyler var. Önümüzde seninle bizim aramızda oho çok mesafe var filan dediler. Biz bu gönderilen, bize iletilen mesajları kabul etmiyoruz. Onları dinlemiyoruz. Kulağımızı kapattık. Örttük kendimizi. onlarda da üstünü kapatıyoruz. Görülmesini istemiyoruz. Biz bu ayetlerin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Bu iletilerin de meydana dolaşmasını istemiyoruz dediler. Ve bu şekilde peygamberleri dışladılar. Çağrıyı da kabule yanaşmadılar. Velhamdülillah.